Merhaba arkadaşlar. Yine balkonun içinden geçtiğim bir gün. Şu halimi sizlere bir göstereyim istedim. Aslında video çekmek hiç aklımda yoktu. Telefonum çalınca mecbur içeriye gittim. Dedim ki hazır telefon elimde, bari aklıma da geldi. Şöyle bir arkadaşlar da görsün benim balkonumun bu halini de. Şu halime bakar mısınız dostlar? Yani bayağı bir mahv durumdayım. Epeyce bir kirlettik ortalığı. Gerçekten mübalağa etmiyorum. Yani 2-3 günde bir ben bu hallerde oluyorum balkonda. Yani bir çiçek devriliyor, bir şey oluyor ya da ben rahat durmuyorum, onu oraya bunu buraya aktarayım derken vesaire. Benim balkonum hep böyle mütemadiyen toprak içinde. Yapacak bir şey yok. Seviyoruz. Bu bizim hobimiz. Şimdi ben bu işe niye kalkıştım? Saksım artık gördüğünüz gibi çatladı, patladı. Şöyle bakın. Tabii bir kısmı da ben bunu çıkartırken yırtıldı ama zaten kırıktı buralar falan. Böyle bayağı kırılmıştı. Ya bu deli kıza gerçekten saksı dayanmıyor bu aloe'lar. Bilmiyorum yani sizlerdekiler de böyle mi, aloe vera bakan arkadaşlar bilirler. İnanılmaz yavruluyor. Yani bu o kadar nasıl diyeyim, bereketli bir tür ki aloe vera türü. Gerçekten bakamayan arkadaşlar var. Ben anlam veremiyorum. Nasıl bakamıyorlar, nasıl büyütemiyorlar diye hep şaşarım mesela. Yani bu mübareği şöyle taşa atsan emin ol orada bile büyüyen bir sukulent çiçek türü diyeyim sizlere. Şimdi ben bu maf durumlarımı şöyle bir toparlayayım. Gerçekten balkon maf durumda. Mübalağa etmiyorum. Biraz ön tarafta da bir çalışmalar yapmıştım. Şöyle bir atlayıvereyim şu tarafa. Bakar mısınız? Her yer her yerde. Her yer her yerde. Deli kızın çeyizi gibi. Evet. Bir şurası birazcık düzgün. Şurayı tutayım bari dermişim. Şu hale bakın ya. Gerçekten maf durumdayım. Şimdi ben bunları bir ekeyim, toparlayayım. Aloe vera'dan da vazgeçemiyorum. Çok seviyorum. Yiyorum bunları dermişim. Ay, yabancı kanallarda ama görüyorum sayfalarda, Instagram'da olsun önüme düşüyor keşfette. Bunları bayağı büyüklerinden yiyorlar. Yani o şundan, şu benim büyük olandan yiyorlar. Yakın bir zamanda onun da saksısını değiştirmem gerekecek ama bunu tek başıma herhalde yapamayacağım. Eşimden yardım alacağım. Hem bu yavruları buradan alacağım. Hem de böyle artık dibinde kuruyanlar oldu, şöyle alt dalları. Bir de böyle kenara, kıyıya sıkıştı bu. Yavrularını bu tarafa böyle itti herhalde kendini, bilmiyorum. Onu böyle tam ortalayacağım. Koyun gübresini de verip o şekilde tekrar onu büyüteceğim. Çok güzel büyüdü. Çok çok bu benim vazgeçilmezim yani. Gerçekten bu böyle. Ay, bir de arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bakın hala toprakları var. Güneş de yansıyor ama şöyle alayım bari. Geçtiğimiz günlerde camları siliyordum. Şuna şöyle parmağım şu kadar dokunmasıyla bu piu uçtu. Devrildi. Tam böyle tepe taklak geldi. Bayağı bir kısmı bakın görüyorsunuz ki kırıldı. Bunun böyle bir şöyle bir sıra alttan yapraklarını mecburen kırılanları aldık. Bunun aynı şekilde. Yine yerine ektik. Ya böyle iş kazaları da çok çok oluyor. Gerçi şurada duruyordu. Tabii yarısı boşta. Hani koyacak yerim olmadığı için mecburen oradaydı. Benim daha öncesinde biliyorsunuz ki burada böyle bir layer rafım vardı ama binanın dış cephe mantolaması yapılınca rafı oraya tabii artık takamıyoruz. O yüzden böyle camların önlerine falan filan yerleştiriyoruz. Ay, şunun da güzelliği. Neyse arkadaşlar, ben şimdi şu kepaze halimi, şu pasaklı halimi bir toparlayayım, ortalığı bir yıkayayım, edeyim, süpüreyim, sileyim, bir şeyler yapayım. Ondan sonra videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, aloe vera'mı ektim, yerine de astım. Artık diyorum ki ben aloe'larıma lütfen diyorum daha fazla yavrulamayın. Çünkü inanın yer yok. Sürekli saksı değiştirmek, toprak, toprağı yiyorlar resmen ürediği için. Tabii toprak da yetmiyor. Bir şekilde hep elim üstünde olması gerekiyor o zaman. Ya benimkinin cinsinden midir nedir bilmiyorum ama inanılmaz ürüyor. Devasa bir şekilde her yere yayıldık. Küçük balkonum var. İnanın orada bile aloe veran var arkadaşlar. Millet böyle aloe'larının büyümesini, çoğalmasını ister. Ben de artık tam tersine diyorum ki kızlar yeter. Daha doğurmayın. Böyle kalın. İşte böyle arkadaşlar. Balkonda tabii yıkadık, tertemiz yaptık. Şöyle şu yaprak güzelimi de göstereyim mi sizlere? Bakın ne kadar güzel oldu maşallah. Yani şu birazcık bozuluyor gibi oldu. İki daldı bu. Bir tanesi çürüdü. Ama tekrardan bakın böyle onu ektim. Yaz sıcakları çok fena tabii hırpaladı hepimizi. Güzel oldu, temiz oldu. Şöyle bir bakım olmuş oldu aloe'larıma. Kızlar lütfen daha fazla doğurmayın artık. Yeter.
gerçekten yeter diyorum. Şimdi arkadaşlar, benim size bir de bahsetmek istediğim bir husus var, bir nokta var. Şöyle azıcık bir dertleşme videosu da olsun istedim bu. Şimdi arkadaşlar, ben YouTube kanalımı açalı ne kadar oldu? İşte 1,5 yıl kadar bir zaman oldu daha. Valla şu aralar birazcık soğudum YouTube'dan. Bu videoyu aslında ben çok uzun zamandır, aylardır çekip paylaşmak istiyordum. Böyle bir konuşma yapmak istiyordum ama hep hadi dur bakalım, hadi dur bakalım, yok artık yani. Sabır taştı. Şimdi arkadaşlar, bu YouTube kanal komşuculuğuna lütfen bir son verin ya. Yani böyle bir şeyi ben bilmiyorum ama hiç tasvip etmiyorum. Hiç de haz etmiyorum. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Ben çok net, düz bir insanımdır. Hiç lafı eveleyip gevelemem. Valla benim kanalıma komşuculuk oynamaya lütfen kimse gelmesin. Ben karşılıklı artık hiçbir kimseyle takipleşmeyeceğim. Yani nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum. Gerçi bu videoyu çekip paylaşacağım ben şimdi ama yine gelecek, yine gelecek. Yine böyle bir videomun altına böyle bir ok işareti var ya, o emoji, onu koyacaklar. Hediye paketi, sana komşu geldim, hediyemi bıraktım, şu kadar dakika seni izledim gibi gibi. Yapacaklar, gene yapacaklar. Hani ben, ama yine de ben bir içimi dökeyim de. Ya arkadaş, Allah aşkına şundan bir vazgeçin ya. Bu ne kadar çirkin bir şey. Yani karşılık bekleyerek, bu nasıl bir şeydir ya? Ben dediğim gibi YouTube kanalımı açalı 1,5 yıl oldu. Hiçbir gün bile, en fazla 2'dir 3'tir, o da YouTube'un adetidir. Hani kanalımı beğenirseniz, abone olursanız gibisinden bir konuşma yapılır. Yani klasik YouTuber'lar yapar. Ben de öyle hani adet yerini bulsun diye 1-2 yaptım ama gerçekten benlik bir şey değil. Hiç benim tarzım değil. Ben sevmiyorum. Ha, yapılabilir mi? Yapılır. Tabii ki de yapılır. Ama ben yapmıyorum. Onu bile yapmıyorum. Videomu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz deyip bitiriyorum videomu, değil mi? Kalkıp da hani beni beğenin, beni izleyin, bana abone olun demiyorum. Denilebilir ama ben demiyorum. Ben sevmiyorum, hoşlanmıyorum kardeşim. Ben bu kadar hassas düşünürken arkadaş, her kanal açan geliyor takipçi toplamak adına. Sana komşu geldim, şu kadar dakika izledim, hediyemi bıraktım, sen de gel, bekliyorum. Ya ne münasebet, bu nasıl çirkin bir şeydir ya? Bu nasıl çirkin bir şeydir? Ben istemiyorum ha böyle bir şey. Lütfen böyle karşılık bekleyerek gelen kanalıma kim varsa lütfen alsın hediyesini, çıksın gitsin ya. Ben hediye mediye istemiyorum ha. Lütfen bana kanal komşuculuğu, karşılıklı takipleşme isteğiyle gelmeyin. İstemiyorum. Hiçbir kimseye de geri dönüş yapmıyorum. Yani akıl var, mantık var, el izan. Yahu günde kaç kişi geliyor öyle? Yani yüzlerce insan kanal açıyor. Yemek kanalıdır, çiçek kanalıdır, gezi kanalıdır, moda, vırt zırt, yani bir sürü arkadaşım, bir sürü. Ben mümkün mü bu kadar insanın kanalını gidip izlemek? Mümkün mü? Hangi insan yapar bunu ya? Hiç de haz etmiyorum. Hiç kimseye de gitmiyorum. Benim karşılıklı evet takipleştiğim birkaç tane arkadaşım var YouTube'da. Onların da kanalları var. Ama onlar da benim gibi çiçek kanalılar. Veya başka birkaç kanal daha var. Onlar da gezi kanalı ve onları gerçekten ben yıllardır takip ediyorum. Seviyorum. Veya kamp kanalı. Onları da çok seviyorum. Takip ediyorum. Ama böyle her önüne gelen, kanal açan, gelen insana da geri dönüş yapmıyorum. Ha, şöyle bir şey var. Mesela takipleştiğim arkadaşlarım da her videosuna gidip izleyemiyorum. Öyle bir vaktim yok. Ben haftada en fazla 2 tane video paylaşıyorum YouTube kanalımda. En fazla 10-15 dakika, 8-10-15 dakika aralığında videolar çekiyorum. Ben şimdi bu kadar kısa video yapıyorken bir haftanın içerisinde, şimdi arkadaşlar her gün video atan var, her gün 2 video paylaşan var, çok uzun videolar çekenler var. Mümkün değil herkesin videosuna koşup gidip izlemem. Bir de her video benim ilgimi çekmiyordur. Yani öyle bir şey de var sonuçta. Şöyle söyleyeceğim, birkaç ay öncesindeydi. Bir karı koca kamp videoları sanırım çekiyorlar. İsimlerini de veriyorum. Karavansız karavancılar diye. Orta yaşın epeyce üzerinde der yani, böyle 55-60 yaş civarlarındalar. Orta yaş diyeyim size. Bu hanım sanırım herhalde yazmış yorumu, bilmiyorum. Benim
kanalıma gelmiş, abone olmuş sanırım. Bir videomu izlemiş, beğeni atmış. Ben fark etmemişim. Daha sonraki çektiğim başka bir videonun altına gelmiş. Arkadaşlar ne demiş biliyor musunuz? Ben demiş, sizi demiş, hayırdır ya demiş, o kadar zamandır takip ediyorum, videolarınızı izliyorum. Siz bana hiç geri dönüş yapmadınız, abone de olmadınız galiba, videolarımda yoksunuz, yorumlarda yoksunuz. Ben size hakkımı helal etmiyorum, biz burada emek harcıyoruz herhalde size. Size emek veriyoruz biz. Hakkımı helal etmiyorum, haram zıkkım olsun diye aynen böyle yazmış bakın. Üslup bu. Bir araba benim videomun altına gelmiş, böyle kinini dökmüş resmen. Ben seni tanımam etmem. Babamın kızı mısın, babamın oğlu musun? Sen hayırdır ya? Yani gerçekten çok sinirlendim. Bu nasıl bir şeydir? Bu ne deli saçmasıdır? Sen hayırdır, sen kimsin ya? Rahatsız, arızalı. Manyak mısınız siz ya? Ettiği lafa bak, terbiyesize bak. Pardon da burada emeği veren kişi benim. Kanal benim kanalım. Videoyu çeken benim. Sen neyin emeğinden bahsediyorsun? Geldin beni izledin diye emek mi vermiş oluyorsun sen buna? Bak arkadaşım, ben böyle şeylere gerçekten çok sinirleniyorum. Yani çok çok daha ağır konuşurum da, hani istemiyorum öyle çirkinleşmeyi. Zaten çok sakin bir insanımdır. Gerçekten çok sakinimdir. Beni çok az böyle görülebilirim ben. Böyle sinirli. Yani 10 kere düşünüp bir kere konuşuyorum. Bakın şu halimde bile. Yani siz ne dersiniz böyle bir yoruma arkadaşlar? Yani hiç haberim dahi yok benim bu insandan. Varlığından haberim yok ya, bir haberim. Hasbelkader gelmiş benim YouTube videomu görmüş, altına bir araba laf döşenmiş ya. Tanımıyorum, etmiyorum, farkında bile değilim beni takip ettiğinin. Nereden bilebilirim? Yani 1,5 yıldır 200'ü geçmiş videom var. Ta ilk çektiğim videoma insanlar yorum yazıyor, soru soruyor. Çiçek bilgisi hakkında ben onlara dönmeye çalışıyorum. Yani göremeyebilirim, her yorumu okumayabilirim, fark edemeyebilirim. Ne demek hesap sormak? Ne demek yani? Terbiyesiz. Yani o kadar sinir bozucu bir durum ki. Bunun gibi daha neler neler arkadaşlar. Bazıları da var mesela, bu işin çetelesini tutuyor. Efendim bayağı bir zamandır gelmiyorsun, seni göremiyorum artık. Hayırdır yazıyor böyle. Ya çok çirkin bunlar ya. Çok çirkin ya. Sen video çekip para kazanacağım diye gözünüz dönmüş de, kusura bakmayın, kaliteli içerik üretin, insanlar gelsin sizi izlesin kardeşim. Yani her eline telefonu alan merhaba arkadaşlar diyelim videosuna gidecek halimiz yok yani, kusura bakmayın. İnsanlar kaliteye bakıyor. Görsel bir iş yapıyorsunuz ya burada. Ben şunu da söyleyeyim, ben öyle gerçekten ne takipçi peşindeyim, ne abone peşindeyim, ne beğeni peşindeyim. Yok yani öyle bir şeyim yok, amacım yok. Ben burada bakın bu çiçekleri böyle yetiştiriyorum. Bunlar bana anı kalsın diye bakıyorum. Yıllar sonra dönüp bakacağım. Oğlum yıllar sonra bakacak. Yeğenlerim bakacak. Yani halamız ne yapmış, annem ne yapmış? Böyle bir hatıra kalacak bunlar bana. Ben yaşlandığım zaman bakın diyeceğim, neler yapmışım, izleyeceğim bunu. Böyle bir şey var mı ya? Ben karşılık beklemiyorum. Lütfen şu videomu kim izliyorsa, kanal açan insanlara söylüyorum arkadaşlar. Ne olur kimse, hani üzerine yanlış da anlatmak istemem kendimi. Kanalı açıp insanları böyle darlayan, sıkıştıran insanlara bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Lütfen benim kanalıma gelmeyin. Ben komşuculuk momşuculuk oynamıyorum. Hediye medyaya da bırakmayın öyle paket maket emojiler. Ne kadar çirkin, ne kadar basitçe. Al hediyeni de git kardeşim, istemiyorum. Kanalıma da abone olduysan, ben farkında değilimdir mutlaka, çek git. Gelmeyeceğim, izlemeyeceğim çünkü. Yani hasbelkader bazı insanlara ilk videolarımı açtığım zaman gelmiş diyordum. Hadi ayıp olmasın. Kıramam da ben insanları kolay kolay. Hadi ayıp olmasın. Gideyim izleyeyim bakayım diyorum. Ya hiç videosu akmıyor, ilerlemiyor, konu yok, beni sarmıyor. Yani izlemiyorum ya. Hakikaten. Arkadaşlar zaman herkes için en değerli şeydir. Gitti mi gider, geri döndüremezsin. Milyarlar da sersen giden zamanı geri alamazsın. Ben zamanımı kaliteli harcamak istiyorum. Tamam mı? Kimse lütfen şu saatten sonra sana komşu geldim, vallahi engelleyeceğim. Komşu geldim diyeni engelleyeceğim. Yahu her videomun altına bir tane metin ben hazırladım aylar aylar önce. Onu koyuyorum. Karşılıklı takip isteğiyle gelen arkadaşlara geri dönüş yapmıyorum diye nazikçe oraya yazmışım. Onu bari oku ya. Yani
Gerçi ben şimdi diyorum ya arkadaşlar, bu videoyu çekip paylaşacağım. Yine gelecek, yine gelecek istekler ama içim rahat olacak, en azından gitmeyeceğim. Ben karşılıklı takipleşmiyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen herkes kendi yoluna baksın. Şöyle söyleyeyim, mesela benim oğlumun da YouTube kanalı var. Genç, hani üniversite, fakülte arkadaşları öyle vloglar çekiyorlar vesaire. Vallahi zaman bulup oğlumu izleyemiyorum. Yani sizlerin videolarını izlemekten ben kendi kanalıma konsantre olup içerik üretemiyorum ya. Benim gibi, ben çok eminim, bu konuda video çeken benim gibi kanal sahibi arkadaşlarım da çok rahatsız. Mesela bir tanesi, o yayınladığı için ismini veriyorum, Nilüfer. Sevgili Nilüfer Durak arkadaşım, YouTube arkadaşım. O da mesela böyle birkaç video çekti. Kadın rahatsız ya. Biz hediye istemiyoruz ya. Komşuculuk istemiyoruz biz. Evet, biz Nilüfer'le komşuyuz. Biz Nilüfer'le arkadaşız. Onun kanalı vardı. O zaten belli bir yolu kat etmiş. Ben kanalımı açtığımda o gelip bana destek attı. Ben de o desteğin altında jest olsun diye kanalını fark ettim. Hemen takip aldım ve baktım. İnanılmaz kaliteli videolar, inanılmaz güzel videolar çekiyor. Görsel şölen sunuyor kadın. Yani bunun gibi bir sürü arkadaşım var böyle. Şimdi tek tek isim vermeyeceğim. Ama hani bu takipleştiğim arkadaşlarım da mesela her videonuza gidip izleyemeyebilirim. Lütfen gönül koymayın. Yani vakit yok, vakit. Dediğim gibi vakit en değerli şey arkadaşlar. Lütfen kanal komşuculuğu için gelen arkadaşlar benim kanalımdan da çıkın ya. Vallahi çıkın. Yani böyle bir içimi dökeyim dedim arkadaşlar. Neyse, daha sonraki güzel videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.